İspanya'da 50 yıllık uykusundan uyanan yanardağ daha da şiddetli lav püskürtmeye başladı. Uçuşlar iptal edildi. Şu ana kadar zarar 20 milyon euro. İspanya hükümeti adanın en kısa zamanda afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu. Lavlar nehir olup aktı. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Yaşlı Doruk Yanardağı'nın öfkesi dinmedi. Bir haftadır lav püskürten yanardağda bu zamana kadarki en şiddetli patlamalar meydana geldi. Lavlar saatte yaklaşık 60-80 metre hızla ilerliyor. Şu ana kadar 16 kilometreye yayıldı. En az 240 hektar alan küle döndü. Yanardağdan çıkan gaz ve duman 4500 metre yüksekliğe ulaştı. Kül ve duman nedeniyle La Palma ve La Gomera adalarındaki ticari uçuşlar durduruldu. Havalimanları bomboş kaldı. Uçuşları iptal edilen yolculara hafta başına kadar beklemeleri tavsiye edildi. Adadan tahliyeler devam ediyor. Bu zamana kadar 6000'den fazla kişi evlerini terk etti. En az 3 mahallenin daha tahliye edilmesine karar verildi. Uçuşlar kapatıldığı için adayı terk etmek isteyenler feribotlara yöneldi. İskelelerde uzun kuyruklar oluştu. Afetzedelerin barınma sorunu ise hala tam olarak çözülebilmiş değil. El Paso'daki futbol sahası bazı felaketzedelerin kalması için açıldı. Meydana gelen zarar 20 milyon euroyu geçti. İspanya hükümeti La Palma adası için acil yardım planı açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez bölgeyi ziyaret etti. La Palma'nın felaket bölgesi ilan edileceğini söyledi. Kanarya Adaları Özerk Hükümeti ise afetzedelere toplam 13 milyon euro, yani yaklaşık 135 milyon TL'lik yardım yapacak.